Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD'li şirketler Bing Tuan'a ait şirketlerle ilişkilerini kesti. Güney Çin Sabah gazetesinin 2 Aralık'ta verdiği habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin şirketlerine yönelik uyguladığı büyük ölçekli yaptırımların sona erdiğini açıklarken, Beyaz Saray'dan bir yetkili ismin ABD Kongresi'nin mevcut gerilimlerle bağlantılı olarak Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırmayı önlemek için bir yasa tasarısı daha kabul edebileceğini söyledi. Habere göre Doğu Türkistan'daki pamuk ticaretinin %17'sine Bing Tuan olarak bilinen Şincang Üretim ve İnşaat Kol Ordusu askeri sanayi işletmeleri tarafından kontrol ediliyor. Bing Tuan yetkilileri ve alt kuruluşlarından şirketler Uygur ve diğer Müslüman milletleri çalışmaya zorluyor. Bundan ötürü ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Yatırım Ofisi 31 Temmuz'da Bing Tuan yetkililerine Magnitski yasası uyarınca Doğu Türkistan'daki soykırıma karışan kişileri cezalandırmıştı. ABD Hazine Bakanlığı ABD şirketlerinden bu yıl 30 Eylül'den önce Bing Tuan'la bağlantılarını kesmelerini istedi ve süreyi 2 ay daha uzatmıştı. Bu sürenin sonunda çoğu ABD'li şirketler Bing Tuan'la ilişkilerini kestiğini açıklarken bazı firmalar uzatma talebinde bulunduğu bildirildi. Bilgilere göre Çin'in Bing Tuan ticareti 147 ülkeye dağıldığı biliniyor. ABD Uygurların köle yapılmasına karşı yeni yasaklama getirdi. ABD Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Doğu Türkistan'daki Bing Tuan olarak bilinen Şincang Üretim ve İnşaat Kol Ordusu tarafından üretilen pamuk ürünlerinin ithalatını yasakladı. ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları İdaresi'nden yapılan açıklamada İç Güvenlik Bakanlığı'nın tüm ABD limanlarındaki personellere Bing Tuan'den gelen pamuk ürünlerinin alıkonulması talimatını verdiği duyuruldu. Açıklamada Gümrük ve Sınır Muhafaza'ya bağlı ticaret ofisi Uygurların köle olarak çalıştırılması dahil zorla çalıştırma yöntemiyle üretildiğine yönelik alınan bilgiler üzerine Bing Tuan'ın ürettiği pamuk ürünlerine gümrük geçişini durdurma emri uygulanması talimatı verdi denildi. Söz konusu emrin tamamı veya bir kısmının Bing Tuan veya yan ve alt kuruluşları tarafından üretilen pamuk ürünlerine kapsadığı belirtilen açıklamada Bing Tuan'ın pamuk üretimine konulan bu yasanın ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza İdaresi'nin Çin'in Doğu Türkistanlı halkı zorla çalıştırmakla ürettiği ürünlere yönelik son 3 ayda yaptığı 6. uygulama olduğu ifadesine yer verildi. Geçtiğimiz aylarda ABD hükümetinin Doğu Türkistan'dan ABD'ye gelecek pamuk ve domates ithalatının yasaklanmasını planladığı basına yansımıştı. Ancak bazı bakanlıkların itirazı üzerine söz konusu yasağı sadece kısmen şirketlerle sınırlı tutulacak şekilde revize edildiği bildirilmişti. ABD Hazine Bakanlığı ise geçen aylarda Çin'in pamuğunun %30'una yakınını üreten ve Çin ordusuna yakın olduğu bilinen Bing Tuan ile doğrudan iş yapılmasını yasaklamıştı. Ayrıca buna bağlı olarak Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği, Amerikan Perakende Federasyonu, Amerikan Moda Endüstrisi Derneği ve Perakende Endüstrisi Derneği de dahil olmak üzere birçok firma Çin'in Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma politikasını kınayan bir ortak bildiri yayınlamıştı. İnsan hakları örgütleri Çin olimpiyat oyunlarına uygun değil. Inside Games sitesinde yer alan habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Çin'in olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya uygun olmadığı ve bu hakkın Çin'e verilmemesi gerektiği konusunda çağrı yaptığı bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yaptığı çağrısında Çin 1989'daki Tiananmen olayında olduğu gibi vatandaşlarına ciddi bir baskı uygulamakta olduğunu, bundan dolayı Çin'e olimpiyatlara ev sahipliği yapma hakkı verilmesinin olimpiyat kurallarının ağır ihlali olduğunu, Çin'in toplama kamplarında tutuklu bulunan milyonlarca Uygur Müslüman özgür oluncaya kadar 2032 olimpiyatlarına dahil başvurmalarına izin verilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Geçen hafta bir Çin hükümeti belgesinde duyurulduğuna göre Çin'in Chengdu ve Chongqing kentinde 2032 uluslararası olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için görüşmelerde bulunulduğu öne sürülüyor. Daha önce bir dizi insan hakları grubu ve Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşları Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne 2022 kış olimpiyatlarına Çin'de yapılmasına izin vermemeye çağırmıştı.
Trump yönetimi Çin'in ABD pazarına girmemesi için çırpınıyor. Radio France Internationale'e göre ABD Temsilciler Meclisi Çinli şirketlerin ABD pazarına girmesi yönelik kısıtlamaları sıklaştırmak için bu hafta bir yasa tasarısı çıkarmayı planladığı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Qingying yaptığı açıklamada ABD'nin Çinli şirketlere karşı ayrımcılık politikası ortaya çıkmıştır iddiasında bulundu. ABD Temsilciler Meclisi bu hafta Çinli şirketlerin ABD denetim standartlarına uymamaları halinde ABD pazarına Çinli şirketlerin alınmaması için müzakerelerde bulunduğu öğrenildi. Reuters'a göre ABD Kongresi'nin partiler arası danışma organı ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarının incelenmesini arttıracağı vurgulanıyor. Reuters'a göre ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun önümüzdeki yıl ABD'nin yatırım yaptığı hisse senetlerine çok dikkat edeceğini ve incelemelerin arttırılacağını vurgularken, Komisyon Başkanı Robin Slevland, amacının ulusal güvenliği ve ekonomik güvenliği sağlamak olduğunu, Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin çıkarlarını giderek daha fazla tehdit etmeye başladığını, öte yandan Çin'in teknoloji hırsızlığını önlemek için vize kısıtlamalarını sıklaştırdığını ifade etti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.